stüdyomuzda bulunan sevgili izleyicilerimizden diyetisyenimize sormak istediğiniz bir soru var mı? Buyurun hanımefendi siz. Diyetisyen Bey, bir sorun var. Rıza gece kaçta geldi? Bir sesini duyar gibi oldum ama kalkmadım. Vallahi Sabah ezanıyla geldi. Direkt yatağa girdi, yattı. Ben de bir şey sormadım. Uyandırmadım uyusun diye. Ne yaptı? Uyusun çocuk. Ha, alo. Evet. Evet, duyuyorum ben sizi. Bağlanıyor muyum şimdi? Oğlum, o kadar yakın oturma televizyona. Gözün bozulur. Ya bir dakika anne ya, bir dakika. Tamam. Peki, ne yapayım? Gelirken, televizyonun sesini kısayım. Ben sizi nasıl duyacağım? Telefondan duyacağım. Doğru. Tamam. Televizyon sesi niye kısıyor? Televizyon programında bağlandım. Kıstım. Tamam. Oğlum, bize niye söylemiyorsun? Bak şimdi, ben hoparlöre vereceğim. Oradan siz de duyacaksınız ama ne olur siz konuşmayın. Tamam, sadece ben konuşayım. Siz nefes bile almayın. Evet değerli izleyenler, şu anda da hattımızda ismini söylemek istemeyen bir izleyicimiz var. Merhaba. stüdyodaki avukata bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Şimdi benim bir arkadaşım var. Çok delikanlı çocuk. Hani dobra, dürüst, yakışıklı, afilli bir kardeşimiz. Hani mahallenin en güzel abisi yani. Kendini diyor. Şimdi bu arkadaşın da bir kız kardeşi var. O da böyle son derece hani dünya güzeli, namuslu, çalışkan, dürüst. Ayşe'ydi. Bir alkış alalım mı? Sağ olun. Elleriniz harp görmesin. Şimdi bu kız kardeş de son derece zengin bir beyle evli. Evet. O zaman kocaman bir alkış değil mi buna? Sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Şimdi bu kız kardeşimiz bu evlilik sırasında eski sevgilisiyle halka açık bir yerde, yani bir pastanede sadece muhabbet etmek suretiyle buluşmuş. Şşşt! Yakalanır tabii, niye buluşuyor ki? Allah Allah. Evet efendim. Sonra tabii bunu haberciler görüyor, fotoğraf çekiyorlar, magazine yolluyorlar. Şimdi benim sorum bunun üstüneydi avukat bey. Yani bu kız kardeşimiz boşanacak olsa acaba nafaka alır mı? Yani ne bileyim, bir yazlık olmadı, bir ev, yani ne bileyim, en azından bir araba falan kaldırır mı? Bak şimdi. Ne ası ya? Soru soruyoruz, ne ası? Beyefendi, bu hanımefendi eşinden tek kuruş bile nafaka alamaz. Nasıl yani? Peki o zaman seyircilerimize soralım. Bir dakika canım, durun ya. Avukat tamam, bey, siz açıklayın biraz daha. Hemen gelip size sorayım. Maşallah benim yiğidime. Buyurun. Dinlenmiş, durulmuş. Aferin benim oğluma. Ağacına gittin mi? Düşündün mü iyice? Hiç sen uyma o ite kopuğa. Anne, Allah aşkına çocuk eller gibi konuşmayın benimle ya. Sen de sinirlenince durdan sustan anlamayan çocuk gibi oluyorsun bir Rıza'm. İnsanın aklı kalıyor. Benim gelinim böyle bir şey yapacak, zındık koklatmam kesinlikle. Ya teyzeciğim sen kendi işine bakar mısın? Sen kendi işine bak. Biz sizi ne biliyoruz, izliyoruz sizi. Sen onu bir damadına sor. Evet, damadına sor. Sana ne benim damadımdan be, terbiyesiz adam, sana ne? Büyüğümsün. Ben elini öperim. Buraya ben gel, stüdyoya gel. Tamam ya. Ya seyirciye sormayın, rica ediyorum ya. Lütfen avukat şey yapsın. Televizyona mı bağırınıyor? He? Ya avukat bey, evet benim sorum size ya. Hani bu evlilik diyorum, anlaşmalı bir şekilde bitse. Yani hani taraflar, çiftler kendi arasında anlaşsa, eski günlerin hatırı dense. Ya hani damadın kanına girilse. Beyefendi, arkadaşınızın kız kardeşinin yaptığının ne anayasada ne de toplum ahlakında asla yeri yok. Ahlak dersi vermek size mi kaldı? Hepiniz birbirinizle geziyorsunuz. Benim kızıma gelince mi mesele oluyor? Terbiyesizler! Anne, helal iyi konuştun. Biz biliyoruz sizin ne yaptığınızı, biz biliyoruz. Yalnız efendim arkadan başka sesler geliyor. Beyefendi lütfen yalnız siz konuşabilir misiniz? Duyamıyoruz sizi. Tamam ben konuşuyorum. Bir dakika anneciğim ya, tamam. Ama yani bir avukat bey, siz de bir onurunu söylemediniz ki. Lan oğlum, sen ne anlatıyorsun millete ya? Bu şekilde ben biraz ciddiyetsiz bir... Yani. Lan kapıya baksanıza! Yok, pek cevap vermek istemem yani. Rıza Özkayalı için geldik. Hakkında ihbar var. Benim kardeşim 3 ay önce kilitliklerimi aldı benden. Buyurun. Gelin biraz da bu. Sağ olun.
Sabri Oruz'u darp etmişsiniz. Adam şu anda hastanede müşahede altında. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Benim avukat bey'e hızlı bir sorum daha olacak. Buyurun efendim. Şimdi bu arkadaşın bacısının diğer abisi bir adamı ölümcül şekilde dövüp hastanelik ediyor. Kendi de hapse giriyor. Hapisten çıkıyor ama daha infazı dolmadan aynı adamı tekrar dövüp hastanelik ediyor. Şimdi bu arkadaşın bacısının diğer abisi ifade verip bırakılır mı? Ya ne söylediğinizin farkında mısınız acaba? Kesinlikle tutuklanır. Bu Allah cezanızı versin lan. Bir tane daha hayırlı bir şey söyleyeyim be. Müzişik ağzıyla oturuyorsun orada. Bu Allah kahretsin sizi. Arkadaşlar alalım beyefendi yayından. Alın lan beni yayından. Almazsanız hatırım kalır. Alın beni yayından.